Sevgili seyirciler, Elazığ'da üniversite öğrencilerinin sosyal medyada yürüttüğü Elazığ için Yardım Vakti kampanyasında Harput Kırtasiye'nin de desteğiyle toplanan kırtasiye malzemeleri ihtiyacı olan öğrencilere verildi. Sosyal medya üzerinden yürütülen Elazığ için Yardım Vakti kampanyası ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor. Elazığ için Yardım Vakti topluluğuna gönül verenler, kırtasiyelerde oluşturulan yardım havuzları için Elazığlı vatandaşların desteğini bekliyor. Geçen yıl kırtasiyede bir 150 çocuğa ulaştık. Bu yıl inşallah daha yüksek bir rakam bekliyoruz. Elazığ'daki duyarlılık çok fazla. Ama kime yardım yapacağını bilmiyor Elazığ insanı. Bu noktada bizim kutumuza bir silgi bile atan insanı biz muhakkak dağıtıma bekliyoruz. Sosyal medyada, Instagram'da özellikle Elazığ için Yardım Vakti sayfasını takip edip orada mesaj yoluyla ulaşırlarsa bize inşallah beraber gideceğiz, dağıtacağız. Bir silgi de atan kişi bile gelsin, beraber dağıtalım. Biz bunu istiyoruz. Yardım havuzuna genel olarak şimdi biz kırtasiye için bir paket oluşturduk her yaş grubu için. Yardım havuzuna her şeyi atabilirler. Yani bir okul, bir çocuğun okul ihtiyacı bazında ne olursa atabilirler. Bu noktada çanta, silgi olabilir. Ve yardım havuzu şöyle güzel bir etkisi var. Kelebek etkisine biz inanıyoruz topluluk olarak. Baktığınız zaman o silgi belki de ileride bu silgi sayesinde okuyan, bu yardım sayesinde okuyan bir çocuk o silgi yüzünden 1000 çocuğa dönecek bu yardım. Biz bu kelebek etkisine inanıyoruz, dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Topluluk olarak bunun için çalışıyoruz. O yüzden vatandaşlarımız bir silgi dahi olsa gelip atsınlar, o kelebek etkisi inşallah gerçekleşecek. Bu anlamlı projeye gönül verenler, amacımız askıda ekmek kültürünü askıda kırtasiye olarak yaşatmak dediler. Topluluk olarak bir başkan sıfatımız yok, bir temsilci sıfatımız yok herhangi bir şekilde. Ben de diğer arkadaşlar gibi gönüllüyüm. Yaklaşık bir 160-170 kişi civarındayız. Aktif olarak çalışan bir 10-20 arkadaşımız var. O civarda arkadaşımız var. Topluluk olarak Harput Kırtasiye'ye geldik, konuştuk. İşte böyle bir kampanyamız var, sunduk. Sağ olsunlar, onlara da çok destek oldular. Askıda ekmek kültürünü askıda kırtasiye olarak biz yansıtmak istiyoruz şu anda. Bu çalışma bazında şu anda bir kutu yerleştirdik buraya. Alışverişlerini yapan vatandaşlarımız aynı zamanda isterlerse ihtiyaç sahibi çocuklar için buraya bir kalem, bir silgi, bir defter bırakabilirler. Bu noktada en son biz toparlayacağız. Harput Kırtasiye eksikleri tamamlayacak inşallah. Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımını yapacağız. Şu an için mesela bu kampanyaya çok yeni başladık. 1-2 gün oldu. 30 çocuğu geçtik ve sürekli devam ediyor. Bugün de mesela arkadaşlar apar topar dağıtımdan geldiler az önce. Hala dağıtmaya devam ediyoruz. Geliyor sürekli. İşin en güzel tarafı bu dağıtımları yaparken biz kesinlikle nakit para kabul etmiyoruz. Genelde kırtasiye malzemeleri hazırlanıyor, bize geliyor, dağıtıyoruz ve mümkün oldukça hazırlayan insanları da dahil etmeye çalışıyoruz bu sürece. Kırtasiye sahibi Hanifi Batı ise kampanyanın önemine dikkat çekti. Şimdi bu proje tabii genç arkadaşlar Elazığ'a yardım, eğitime yardım adı altında bir kampanya başlatmışlar. Onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir kampanya. Bizim de sürekli destek verdiğimiz, eğitime destek verdiğimiz bir firmayız. Ben 37 yıllık meslek sahibiyim. 37 yılda ben özellikle kitap kampanyalarında çok ciddi yardımlar yapmışımdır. Yardım yapmaya da devam ediyorum. Arkadaşlar bana bunu getirdikleri zaman ben çok mutlu oldum tabii, çok sevindim. Ve yardım edeceğimi beyan ettim ve yardımcı olacağımı beyan ettim. Burada bir sepetimiz var. Gelen arkadaşlar, yardım etmek isteyen insanlar o sepete bir kalem, bir silgi veya başka bir şey veya farklı bir şey, daha farklı bir şey atarsa tabii eğitime büyük katkısı olur. Elazığ'daki çocuklara büyük katkısı olur. Özellikle ulaşamayanlara, yani kalemi yok, silgisi yok. Ben yaşadım mesela. Ben ilkokuldayken müfettiş geldi, soru sordu bana. Ben anında cevapladım, yazmanı istiyorum. Dedim ne kalemim var ne defterim var. Ama dedi ki yazman şart. Ben hazır zaten pratik cevap veriyordum. Yok dedim, maalesef kalemim de yok, silgim de yok ve bana yardımcı olan da yok. Şimdi onu göz önüne alarak hakikaten bir ülkede eğitim varsa ülke vardır. Eğitim yoksa ülke yoktur zaten. Batı herkesi yardım yapmaya davet etti. Ve herkesi burada yardım etmeye çağırıyorum. Ama herkesi bir kalem de olsa, bir silgi de olsa
yardımcı olursa hepimizi mutlu eder. Genellikle o çocukları mutlu eder. Onlar zevk alır. Yarınımız onlar. Onlar geleceğimiz. Onun için hepimiz yardımcı olmak zorundayız.